günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. UNESCO'nun soykırımı önleme ve eğitim kürsüsü Yerevan Devlet Üniversitesi'nde kuruldu. Ermenistan Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri, hava kuvvetleri gününü kutluyor. Normalleşme süreci sonrası Batı Ermenistan'ın Nemrut Krateri Gölü ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün su seviyesindeki düşüş nedeniyle Arceş'teki Ermeni Batık Kilisesi ortaya çıktı. Lincoln Film Center'ın çevrim içi sinema programında Parajanov'un Hagop Hovnatanyan adlı filmi sunulacak. Batı Ermenistan'ın Van ilinde 25 Haziran'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Gürpınar ilçesine bağlı El Açmaz mahallesindeki 54 evlerde hasara neden oldu. Depremde en fazla hasarın yaşandığı mahalleye çadır gönderildi. El Açmaz ile diğer 14 mahallede hasar tespit çalışmalarına başlandı. Yerevan Devlet Üniversitesi'nden Armen Press'e yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun soykırım ve diğer kitlesel suçları önleme kürsüsünün Yerevan Devlet Üniversitesi'nde kurulduğunu duyurdu. Yerevan Devlet Üniversitesi'nde UNESCO'nun böyle bir kürsüsünün kurulması, üniversitenin son yıllarda soykırım araştırmaları bölümünde yapılan sürekli çalışmaların bir sonucudur. UNESCO için ise soykırımların önlenmesine yönelik eğitim en önemli hedeflerinden biridir. UNESCO'nun soykırım ve diğer kitlesel suçları önleme ve eğitim kürsüsünün açılışı, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan tarafından yapılan çevrim içi konferans toplantısı sırasında ifade edildi. UNESCO soykırım ve diğer kitlesel suçları önleme kürsüsü çalışmalarını Yerevan Devlet Üniversitesi'nin Armenoloji Enstitüsü'nde gerçekleştirecek. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Sözcüsü Şuşan Stepanyan, kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri takviminde 26 Haziran gününün Hava Kuvvetleri Günü olarak işaretlendiğini ve bu yıl askeri birliğin oluşumunun 28. yıl dönümü olduğunu belirtti. Sözcü Stepanyan, bayram vesilesiyle kahraman ordunun pilotlarını, servis personelini ve hepinizi kutluyor, huzurlu bir gökyüzü diliyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe birimleri gerektiğinde ülkenin savunma ve güvenliğine önemli katkılarda bulunacaktır, dedi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle en sessiz günlerini yaşayan Batı Ermenistan'daki Bağeş'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü normalleşme ile birlikte yavaş yavaş eski günlerine geri döndü. 2250 rakımdaki dünyanın ikinci, Batı Ermenistan'ın ise en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor. Nemrut Krater Gölü doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Ermeni Haber'in yazdığına göre akademisyen Sedat Ulugan, eski Arceş Ermeni Kilisesi'nin korunması için çağrıda bulunarak Agos gazetesinde Batı Ermenistan'daki Van Gölü bölgesindeki Ermenilerin varlığına değindi. Van Gölü'nün sularının çekilmesiyle ortaya çıkan Arceş'in tarihi Ermeni Kilisesi definecilerin hedefi haline geldi. Önlem alınmazsa bir tarihi miras daha yok olacak. Ulugan'a göre bugün bir kısmı Çelebi Bağ olarak adlandırılan eski Arceş 1841'de suların yükselmesi sonucuna terk edilmiş ve Van Gölü sularının altında kalmıştı. Ancak kuraklık sonucunda suların tekrar çekilmesiyle batık şehir su yüzüne çıktı. Bugüne kadar kale içindeki yapılar ve tarihi camiden bahsediliyor. Lakin kiliseden bahsedilmiyordu. Bilim insanına göre tarihi kaynaklar Arceş'teki bu kilisenin eski Ermeni Tarhan Hanedanlığı'nın din adamları tarafından inşa edildiğini bildiriyor. 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra Van Gölü'nün yükselişiyle eski Arceş'in yavaş yavaş suya battığı ve 19. yüzyılın ikinci yarısından beri binalarının, kiliselerinin, evlerinin ve diğer yapılarının görünmediğini hatırlamak gerekiyor. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Sinema Merkezi'nin Facebook sayfasından belirtilen habere göre, New York'taki Lincoln Film Center bölümü,
2020 yılının 26 Haziran'da çevrimiçi sinemanın yaz gösterilerinde Sergei Parajanov'un restore edilmiş ve 1967 yılı yapımı Hagop Hovnatanyan, 1986 yılı yapımı Pirosmani'nin temalarındaki Arap desenleri, 1966 yılı yapımı Kiev Freskleri adlı 3 kısa filmini gösterecek. Lincoln Film Center sineması koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart ayından itibaren çevrimiçi olarak faaliyet göstermektedir. Parajanov'un bu üç önemli belgeseli 2019 yılında 57. New York Uluslararası Film Festivali için seçilmişti. Hagop Hovnatanyan adlı filmi Hamo Beknazaryan Ermeni Sineması Klasikleri projesi çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Sinema Merkezi ve Polonyalı Fixa Film Şirketi'nin birleşik çabalarıyla restore edildi. Restorasyonun yapımcısı Daniel Bird. Restorasyon çalışmaları Londra kaynaklı Kino Klassica Vakfı tarafından finanse edildi. Bu arada Lincoln Center'ın film bölümü yetenekli yönetmen rahmetli Marie Sahakyan'ın Paros adlı filmini de gösterecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gagik Muratyan adlı müzik topluluğu tarafından seslendirilen Gusan Aşot'un Sünyat Sarer adlı eseri sunuyoruz. Հազարումի երկում գովացար եմ տեսել, բայց մի սեր կարոտը քաշել սյունյացար եմ։ Հազարումի երկում գովացար եմ տեսել, բայց մի սեր կարոտը… Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.